İntihar vakası bildirecektim. Bugün hastanedeki ilk iş günüm. Artık zamanı gelmişti değil mi anne? Ferah seninle ilgilenir, merak etme. Buyurun, kime bakmıştınız? Ben bugün göreve başlayacaktım da, başhekimle görüşebilir miyim? Başhekim şu anda meşgul. Ben sizi odasına alayım, odasında bekleyin. Buyurun. Cesedi kim bulmuş? Hasta bakıcı Sadık. Gece nöbetçilerinden kimse görmemiş mi? Hayır. Herhangi bir ses duyan da yok. Zaten duysalar da hastalardan gelmiş olduğunu zannederlerdi. Hastalığı neymiş? Paranoid şizofreni. Peki kaç yıldır bu hastanede? 4 yıldır. Cemil, sen maktulle ilgilen. Bu arada merkezi ara. Savcıya haber versinler. Adli tıpta gelsin. Başhekimim, biz de odanıza geçelim. Tabii, buyurun.
Ragıp sen de bizle gel lütfen. İpek hemşire, siz de Sadık'la beraber hastalarla ilgilenin. Hastanede rutine dönsün. Siz kimi bekliyordunuz? Deniz Sunay ben, merhaba. Bugün burada işe başlayacaktım da başhekimle görüşmek için bekliyorum ama sizsiniz galiba. Evet. Gelinceğinizi kimse haber vermedi. Benim vakıftan kabul yazım var. Merhaba. Yeni göreviniz hayırlı olsun. Ben başkomiser Halil. Bugün olan bir olay için buradayız. Önce benden duymanızı isterim. Hastanın biri ölü bulundu. Sanırım çatıdan düşmüş. Araştırıyoruz. Amirim. Cep telefonu çekmiyor. Telsiz de menzil dışında. Yani merkeze ulaşamıyorum. Burada cep telefonları çekmez. Santralden arayabilirsiniz. Çevir sesi yok. Santralde bir problem mi var? Yok, sabah her şey normaldi. Sonra tekrar arayabiliriz, değil mi? Hocam, doktor hanımla ben ilgileneyim isterseniz. Aa, iyi olur. Sadık'a söyle, bu telefondaki arıza neymiş öğrensin. Buyurun komiserim. Sağ olun. İlk gün biraz şanssız oldu galiba. Sanırım ilk görev yeriniz burası. Ben uzmanlığımı yeni aldım. Yeniyim yani daha. Neden burası? İdeallerim var. Burası bunun için, benim için çok uygun bir yer. Yani çok çok iyi olacak benim için. Benim de ideallerim vardı. İşte insan buraya gelince gerçeği çabuk kavruyor. Gerçekte tokat etkisi yaratıyor. Sadık, Deniz Hanım hastanemizin yeni psikiyatri uzmanlarından. Sadık, hocanın sağ kolu diyebilirim. Gölgesi gibidir. Sen nasılsın? Hı? Bak şimdi yatağını bir güzel değiştirelim. Üstünü temizleyelim. Misler gibi ol, tamam mı? Büyük bir olasılıkla intihar. Ama biz her ölüme cinayet şüphesiyle yaklaşırız. Muhtemelen öyle. Ama siz yine de bir araştırın. Sadık, buraya gel. Halil ve Cemil Beyler çevreyi inceleyecekler. Onlara yardımcı ol. Komiserim, bir ihtiyacınız olursa emrinizdeyiz. Bunu bilin. Teşekkür ederim. Santral ne olacak? Hatlarda bir sorun var. Biz inceliyoruz. Sonucu size bildiririz. Sağ olun. Amirim, telsiz çek. Cep telefonu da çekmiyor. Hatlarda da sorun var. Ne yapacağız? Şehre mi gideceğiz? Akademide öğretmiyorlar mı yavrum? Hadi. Çaylak. Hocam, hoş geldiniz doktor hanım. Buyurun, oturun. Ragıp sen de kal. Doktor hanım, ayağınız da pek uğurluymuş. Şaka şaka. Sinirlerimiz biraz gergin. Merak ettim, neden burası? Ragıp Bey de az önce bunu sormuştu. Özellikle ben istedim burada çalışmayı. İnsan böyle bir yeri neden ister ki? Dağbaşı, Allah'ın bile unuttuğu bir yer. Tam 30 yıldır bu hastanedeyim ve her gün niye buradayım diye sorarım. Ne tür hastalar yatıyor burada? Genellikle kronik hastalar. Çoğundan umut kesilmiş. Onları rahatlatmak için çabalıyoruz. Tehlikeli hastanız var mı? Bir tecrit hastamız var. Hem kendisi hem de çevresi için tehlike arz eden biri. Ama kontrolümüz altında. Ben hastaneye geldiğimde o da buradaydı. Ama artık o da yaşlandı, biz de. Personelin durumu ne? Kısıtlı. Bağlı olduğumuz vakıf zor günler geçiriyor. Burayı da kapatmayı planlıyorlar. Gelmenize bu yüzden şaşırdım. Vakıf yöneticileri ısrarıma dayanamadılar. Ne kadar idealistsiniz. Ailevi sorumluluk diyelim. Alo? Tamam Sadık. Polisler hastaneyi dolaşmak istiyorlarmış. Onlara katılmam lazım. Siz konuk evinde kalırsınız. Ragıp size yardımcı olur.
Aha, Ragıp'ın odasında bir masa var. Beraber çalışırsınız. Bugün istirahat edin, görev bölümünü yarın yaparız. Peki hocam. Önce size kalacağınız konuk evini göstereyim. İlk göreve başladığımda ben de orada kalmıştım. Çok güzel bir yerdir ama şu anda ne halde bilmiyorum. Hah, işte şurası Pembe Köşk. Şurası da dinlenme bahçemiz ve korumuz. Çok etkileyici. Ben etkilendim. Evet, öyledir. Rahatlatıcı aynı zamanda. Ne zaman bunu alsam kendimi buraya atarım. Biraz ürkütücü de. Hastanenin kapanacağı doğru mu? Evet, maalesef. Yani burada hastaların sefilliğini artırmaktan başka bir şey yapmıyoruz ki. Hayatım boyunca hep böyle oldu. Ne zaman bir şeye heyecanlansam, heves etsem kursağımda kalıyor. İntihar gibi görünüyor. Ya çatıdan atlamış ya da düşmüş. Biri itmiş olamaz mı amirim? Olabilir ama delil yok. Bazen deliller de yanıltıcı olabilir. Bölgede bu sabah meydana gelen heyelan, dağlık alanlara ulaşımı engellerken telefon hatlarının kesilmesine sebep oldu. Yetkililer kriz merkezinin faaliyete geçtiğini ve ekipler halinde yolların açılıp hatların onarılmaya çalışıldığını açıkladı. 3 gün süreceği tahmin edilen çalışmalar sonrasında meydana gelen hasar hakkında... Şimdi radyodan duymuşlar. Heyelan olmuş, yol kapanmış. Telefon hatları da zarar görmüş. Çalışmalar başlamış ama 2 günden önce düzelmesi zor diyorlar. Galiba bir süre biz bize kalacağız. Ne yapacağız şimdi? Biz sizi misafir edelim. Bir süre konuk evinde kalırsınız. Evet, başka şansımız yok zaten. Cesedi böyle bırakamayız. Savcı da gelemez. Cemil, sen cesetle ilgilen. Leş gibi ha. Artık idare edeceksiniz. Tam bana göre. Zaten yıllarca nöbetlerde, çekyatlarda, sandalyelerde uyuduk. Ne fark eder ki? Evet, bilmez miyim? Oldu, ben artık gideyim. Odam ikinci katta. 210 numaralı oda. İstediğiniz zaman arayabilirsiniz. Yalnız öyle her dakika aramayın, çok meşgulüm. Teşekkür ederim. Komiserim, isterseniz konuk evinde biraz istirahat edin. Evet, gerçekten sabahtan beri çok yorulduk. Biraz dinlensek iyi olur. Hallettik amirim. Sadık, misafirlerimizi konuk evine götür. Doktoranın da konuk evinde kalıyor. Bir ihtiyacı olup olmadığını sor. Akşama yemeğe beklediğimizi söyle. Tabii komiserim, sizi de. Teşekkür ederim. Evet, hadi bakalım çaylak. Biraz dinlensek iyi olacak. Hemşire hanım, bir ampul diazepam intravenöz. Hazırlayın, odaya gelin. 107.
Sadık, başhekim bir ihtiyacınız var mı diye sormamı istedi. Bir de lojmanında akşam yemeğini bekliyor. Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Gel. Korkma korkma benim. Bunlar kim? Annemle babam. Ne olmuş resmi öyle? Ne bileyim bilmiyorum ki. Bir bulsam şu yapanı. Hastalardan biri yaptı herhalde. Güzelim resmi mahvetmiş. Bak. Burası senin masan. Kusura bakma. Senden önceki arkadaş 6 ay dayanabilmişti bana. Bakalım sen ne kadar dayanacaksın? Gel sana hastaneye gezdireyim. İstersen tecritten başlayalım. Ağır olandan. Karşılaştığım en problemli hastalardan biri. Psikopatın teki. Arada sakin evreleri olmuş. Ama zamanında çok zarar vermiş kendine. Bir sürü adli olaya karışmış. Madde bağımlılığı, cinayet, tecavüz. Ne ararsan var adamda. Kaç yaşında? 48. Buyurun. Sanırım 20 yıldan fazladır bu hastanede. Nasıl dediğim kadar varmış değil mi? Evet, gerçekten rahatsız edici. Neyse boş ver. Bak, bu kat sadece hasta odalarına ayrıldı. Hı-hı. Genelde yaşlı hastalar kalıyor ama bir iki tane de genç hasta var. En eski hasta ne kadardır burada? 40 yıllık hasta bile var. Hastaları tanımak için dosyalarını görebilir miyim? Mümkün değil. Nasıl yani? Bütün dosyalar hocanın odasında. Hoca bu konuda çok titizdir. Sadece kendi hastanın dosyasını görebilirsin. Ya boş ver, zaten zamanla hastaların tedavi süreçlerini, gelişimlerini, psikolojilerini, her şeyi öğreneceksin. Gel. En çok bakım gerektiren hastalar bunlar. Ne kadar zamandır bu haldeler? Bu hasta 5 yıldır katatonik durumda. Ama 30 yıldır hastanedeymiş. Diğerinin ise yetkinlik düzeyinde 2 yıldır azalma var. Daha önce agresif dönemler yaşadı. Ama şimdi ikisi de sessiz ve hareketsizler. Çık dışarı. Sonra gel. Nasıl bir tedavi uyguluyorsunuz peki? Amma soru sordun ha. Konuşuyoruz, bakımlarını yapıyoruz. Rutin ilaçlarını alıyorlar. Ne zaman ne olacağı belli olmaz işte, bekliyoruz. Benim annem de katatonik şizofren. Geçmiş olsun.
29 yıldır böyle. Yapacak bir şey yok. O yüzden de ben bu hastalarla ilgilenmek isterim. Tabii, neden olmasın? Hocayla konuşuruz. Gel. Ulan sabahın köründe hop bir telefon, görev emri. Vay amına koyayım. Sanki bu alemin en salağı benim ha. Onlar da orada oturup göbek büyütsünler. Ne gülüyorsun lan? Ha? Ben göbeği masa başında büyütmedim oğlum. Benim kıçım yeryüzü görmedi. Hem ben de ırsi, kemiklerim de iri. Su içsem yarıyor. Yok amirim, ben ona gülmemiştim. Aklıma bir şey geldi de ona güldüm. Bana bak akademili. Vallahi kemiklerini... Alo, komiser Cemil ben. Komiser Cemil ben. Tamam, geliriz. Nereye geliyoruz? Başhekim. Sokayım ulan başhekimine. Yok, zahmet etmeyin, biz buluruz. İlacını yapmayı gene unuttunuz değil mi? Bir daha olmaz, merak etmeyin. Bak, bir dahaki sefer hocaya gider bu iş, ona göre. Ben takip ederim bak. Hastayı yatağa alın. Son olsun. Sakinleşti mi? Tamam Sadık. Sen öyle bağırıp çağırdığıma bakma. Aşırı tepki verdim ama sabahki intihar olayı herkesin sinirlerini bozdu. Bak, burada dezorganize, bir tane de major depresyon hastamız var. Daha var. Ama istersen yarın gezelim. Yemek nefisti. Afiyet olsun. Yarın sabah yollar açılsın, bir sonuca varırız. Son durum nedir? Ben radyodan takip ediyorum sürekli. Çalışmalar devam ediyormuş ama şu anda değişen bir şey yok. Olayla ilgili herhangi bir ipucunu rastlayabildiniz mi? Vallahi yok. Zaten bu aklı evveller intihar ettikten sonra geride bir mektup falan bırakmıyorlar. Kurtulduk sanıyorlar. Şimdi onların durumları biraz farklı. Bizim gibi düşünmezler, hissetmezler. Örneğin katatonik şizofren... çok durgundur, tepkisizdir fakat her şeyin farkındadır. Nasıl her şeyin farkındadır?
Mesela katatonik şizofrenler onları etkileyen bir olay karşısında sebepsiz yere hareketsizleşebilirler. Yani kendilerini dış dünyaya karşı kapatırlar. Yani bu bir çeşit savunma mekanizmasıdır. Hareketsizdirler, tepkisizdirler ama etraflarında neler olup bittiğinde farkındadırlar. Eğer katatonik dönemi atlatırlarsa o döneme dair yaşadıkları her şeyi en ince ayrıntısına kadar hatırlarlar. Vay be. Aynen öyle. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Peki tehlikeli olabilirler mi? Katatonik dönemden sonra bazı hastalarda saldırganlık görüldü. Agresiflik, nasıl söyleyeyim, hakaretler, yüksek sesle konuşmalar, teşhir, tecavüz, zarar vermek bile olabilir. Peki bu hastanede böyle hastalar var mı? Bizim hastalarımız zararsızdır. Bazen kriz geçirenler olur ama kısa sürede eski hallerine dönerler. Ya da... Ya da? Biz onlara yardımcı oluruz. Ama tecrit denilen yerde bir hasta var. Bir tane tecrit hastamız var, evet. Fakat sürekli ilaç veriyoruz. Tecrit odasından çıkması imkansız. Tamamen kontrolümüz altında. Peki bu olay cinayet olabilir mi? Tabii kasten değil, hastalıktan ötürü. Mümkün değil. Kontrolsüz bir evrede kendi kendine olmuştur. Zaten bu hastalardan biri cinayet işlese bile cinayi ehliyetleri olmadığı için içeri atamazsınız. Gene böyle bir yerde saklayacaksınız değil mi? Artık izninizle ben kalkayım. Yarın görüşürüz. Tamam. Sadık. Sen doktor hanıma eşlik et. Aa, yok, gerek yok, yolu biliyorum. Olmaz, bahçe karanlık. Genç doktorumuzu boşu boşuna ürkütmeyelim. Peki. Okullu, bak saat kaç oldu? Doktor hanım da gitti. Hadi bakalım, biz de izin isteyelim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Başhekimim, konukseverlik ve yemek için gerçekten teşekkürler. İyi akşamlar. Sen İpek'le odaları ve koğuşları kontrol et. Bu gece nöbetçi kal. Herhangi bir olay olursa ben odamdayım. Bazı dosyaları kontrol edeceğim. Her şey konuştuğumuz gibi olsun lütfen. Tamam. Çok yakıştı be amirim. Ne yakışacak zevzek? Kurbağaya döndük. Sabah beni erken uyandır. Tamam amirim, alarmı kurdum ben. Ha amirim, sabah kalktığınızda rüyanızı hatırlayın. İlk yattığınız yerdekiler gerçek olurmuş.
Ne biçim yer lan burası? Önce intihar, şimdi de bu. Ne yapacağız amirim? Ne? Ok yaydan çıktı. Ne yapacağız? İpleri elimize alacağız. Ben bu arada maktulün dosyasını ve bilgilerini istedim. Başhekimin odasını hazır edecekler. Tamam. Sen odaya kimsenin girmemesini sağla. Ben başhekimle görüşmeye gidiyorum. Emredersiniz. Deniz, gel yukarı çıkalım. Agıp, ne oldu? Bir şey mi oldu? Odaya gel, konuşuruz. Gece nöbetçiydim. Stres, yorgunluk, bir de üstüne şarap, kütük gibi yatmışım. Sabah saat 7 gibi kapının yumruklanmasıyla uyandım. Hemen aşağı indim. Odanın önünde nöbetçi kalan hemşire yere çökmüştü. Suratı bembeyazdı. İçeri baktım. Yaşlı katatonik hasta kan gölü içinde içeride yatıyordu. Diğeri ise yatağın ucuna oturmuş, kaskatı kesilmişti. İçeri giremedim. Hemen polislere haber verdik, geldiler. Bir saat sorguya falan çektiler. Hastanın boğazı boydan boya kesilmiş. İki gözü de oyularak çıkarılmış. Genital organlar kesilerek alınmış. Organları bulamadık. Kim yapar böyle bir şey? Bir ipucu bulabildiniz mi? Hayır. Bu defa durum gerçekten çok ciddi. Dışarıdan yeterli desteği de alamıyoruz. Bir yardıma ihtiyacınız var mı? Var. Öncelikle hastanenin giriş çıkışlarını kontrol edin. Ayrıca bir de çalışmak için odaya ihtiyacım var. Hemen hazırlatırım. Hastalarla personelin dosyalarını da görmek istiyorum. Tamam. Onlarla görüşebilirim. Bunun sizin için bir sakıncası yoktur umarım. Hayır, yok. Sadık, hemen odama gel. Halil Bey'i boşalttığımız arşiv odasına götür. Ne istiyorlarsa yardımcı ol. Bu arada sizinle tekrar görüşeceğiz. Tamam, ne zaman isterseniz. Hastanenin normal işleyişe dönmesi lazım. Terapiler, tedaviler filan. Tamam, tamam. Sakıncası yok. Hemen odama gelir misin? Bana yukarıdan komiser Cemil'i çağır. Dur. 101'in oğlu odanın kapısını kilitlesin, anahtarı yanına alsın. Kapıya bir hasta bakıcı koyun, içeri giren olmasın, kapıya da dokunmayın. Hadi.
ulan bunca yıllık polisim. Hiç aklım almıyor ya. Herifin boğazını kestin öldü. Peki niye gözlerini oyuyorsun? Erkeklik organını kesip alıp götürmek de neyin nesi? Bence hepsinin bir anlamı var amirim. Ha aferin. Tabii bir anlamı var. Sakatatçı değil ya herif. Rastgele yapmadı bunları. Nasıl çözeceğiz onu düşünüyorum. Sen dolusun değil mi? Doluyum. Doluyum amirim de bizim silahtan çok akıl yürütmeye ihtiyacımız var. Akademideyken psikokriminolojiyle ilgilenirdim. Yani oldukça dış yayın takip ettim o konuda. Psikokri? Suçluların psikolojik profiliyle ilgili bir konu amirim. Seri katiller, suçluların kişilik profilleri, psikopatların zihni nasıl çalışır gibi konular. Ne işimize yarayacak lan bu kadar teorik bilgi? Olur mu amirim? Şimdiden düşünmeye başladım bile işimize yarayacak tabii. Cemil, Sadık'ı da al. Hastanenin dört köşesini santim santim arayın. Bakalım organları bulabilecek misiniz? Bu arada ben de dosyaları inceleyeyim ha. Emredersiniz amirim. Bu hastalar diğerlerinden farklı. Neden bağlılar? Bunlar eski adli hastalar, saldırganlardı. Şimdi tamamen kontrol altındalar. Bir nevi uyutuyoruz. Onları normal halleriyle görmek istemezsin. Teşhisleri nedir? Hocayla konuştuktan sonra o sana açıklar. Bu hastalar tamamıyla onun hastaları. Daha önce hiç böyle bir uygulama görmemiştim. Yaklaşık bir aydır böyle bir uygulama var. Bu izler ne peki? Saldırganlarda demiştim ya. Kendilerine zarar verdiler. İzler ondan. Tedavi ne veriliyor? Psikotik ilaçlar. Bazen de EKT, elektrokonvulsif terapi. Çok çarpıcı sonuçlar verdi. Ben de katılmak isterim. Tabii, hocayla konuşuruz. Benim birazdan grup terapim var. İstersen ona katıl. Gözlemci olarak. Bu akşam krizi geçiren hasta değil mi? Evet, o hasta. Neden bağladınız? Agresif tavırlarından dolayı gözlem altında tutuyoruz. Herkes burada mı? Güzel. Evet. Bugün nasılız bakalım? Dünkü konumuz neydi? Öfke nöbetlerinin kontrolü. Değil mi? Evet, bugün kim söz almak ister? Gönüllü yok sanırım. Handan? Handan? Handan, bize babanla ilgili bir şey anlatmak ister misin? Benim babam yok ki. Handan, burada güvendesin. İstediğin her şeyi söyleyebilirsin. Babanla ilgili olanları biliyoruz. Anlatmazsan bir yere varamayız ki. Hemşire.
İpek hemşire. İpek hemşire nasılsınız? İpek hemşire ilaçları verdiniz mi? İpek hemşire! Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Araştırma nasıl gidiyor? Peki değil. Bazı hastalar ve personelle görüşmem gerekiyor. Olur. Ben de bu iş bir an önce bitsin istiyorum. Bu olay beni strese soktu. Kaç gündür gözüme uyku girmedi. İlaçlarla ayaktayım. Korkacak bir şey yok. Peki bu görüşmede bize Sadık mı yardımcı olacak? Evet. Sadık. Halil ve Cemil beyler personelle ve hastalarla görüşecekler. Personeli bilgilendir. O gece cinayeti ilk fark eden sizsiniz değil mi? Nöbetçiydiniz. Evet. Yanınızda başka nöbetçi var mıydı? Hasta bakıcı bir arkadaşımla oturuyordum. Evet, öyle oldu, aynen öyle oldu. Peki daha sonra ilk kime haber verdiniz? Vallahi ben televizyon seyrediyordum da tam hatırlayamıyorum ama... Ben bilmiyorum, kapıları kapalıydı. Herhalde Ragıp'a haber vermiş olabilirler yani, ben çok hatırlamıyorum. Niye cesedi en son biz görüyoruz? Ben hiçbir şey yapmadım, neden beni suçladınız anlamadım. Siz uyarıldınız. Nöbet tutan insanlar herhangi bir şekilde bir durumla karşılaştığında polislere haber vereceklerdi değil mi? Ve biz bu hastanedeyiz. Biraz panik oldum, korktum çünkü. Korkuyor musunuz polisten? Niye önce başkalarına haber veriyorsunuz? Bir şey mi saklıyorsunuz? Ya ben bilmiyorum ki, ben çok öyle işlere karışmam esasında hastanede. Hiç tacize uğradınız mı küçükken? Neden bana böyle sorular sorduğunuzu anlamıyorum. Ben çok kafam yerinde değildi çünkü. Ben buna cevap vermek zorunda mıyım? Hemşireler çok taciz edilir. Belki uğramışsınızdır. Ben buna cevap kaç senedir bu hastanedesiniz? Çok uzun zamandır buradayım. İki gündür buradayım. Sanki yıllar geçmiş gibi. Yani mutlusun? Annemi özledim bir tek. Ben de. Kaç yıldır buradasın? 15. Yani 5. Demek istedim. Fakülte uzmanlık eğitimi, görev falan hepsi 15 ediyor. Yaşın kaç? 35. Sen? 29 yaşındayım ben de. Hiç göstermiyorsun. Seviyor musun mesleği? Tabii. Tıp birinci tercihimdi. Psikiyatri de öyle. Çocukluğumdan beri insanları çözmeyi hep merak etmişimdir. Ben de senin gibi idealistim. Ama geçti artık. İyileştim. İdealist olmak hastalık mı sence? Bir nevi öyle. Ama merak etme. Birkaç yıl sonra değişirsin. Ben değişmem. Değişirsin. Ben tanıyorum onu. Ben biliyorum seni, tanıyorum ben. Tanıyorum onu ben. Hadi canım. Ben seni biliyorum, gördüm daha evvel. Gördüm ama ben onu. Gel canım, tamam gel. Gel. Gelirim. Tanıdı seni. Tanıyacak tabii. Son 5 yıldır dünyası benden ibaret. Ressam. Bazen acıyorum onlara. Gerçekten acı çekenler kimler acaba? Kimler? Kendini normal sananlar herhalde. Tam tersi olamaz mı? Ha? Yani biz anormal, onlar normal. Hı? Hayata onların gözüyle bakmayı beceremiyorsunuz ki. Yani beceremiyoruz ki. Beceremedik bir türlü. Adını hatırlayamıyorum. Psikopatın biri şey demişti. Bana yukarıdan bakarsanız bir aptal görürsünüz. Aşağıdan bakarsanız tanrınızı görürsünüz. Tam karşıdan bakarsanız kendinizi görürsünüz. Şu hastalara bak. Onların normallerden farkı maskelerinin olmaması. Gözlerine bak. Aynen çocuk gibi. Onları çok iyi anlıyorum. Hissettiklerini çoğu zaman ben de hissediyorum.
fark etmedim. Enjektör arıyordum da. Aa yok, ondan değil. Ben Doktor Ragıp Bey'i arıyordum. Ragıp Bey yukarı odasına çıktı. Teşekkürler. İşe yaradı. Umarım istediğimiz sonucu alırız. Hiç acımayacak. Ben de seni arıyorum. Zaten hastaneyi iyi bilmiyorum. Bulursan haber ver, ben de arıyorum. PKT vardı, hoca beni çağırmış. Beni neden çağırmadınız? Hoca istemeden katılamaz. Ama merak etme, bence seni seviyor. Nereden biliyorsun? Yemeğe çağırdı ya seni. Öyle herkesi konutuna çağırmaz. Cemil'le uzun süredir bu mesele üstüne çalışıyoruz ve bir karara vardık. Katil sizsiniz Deniz Hanım. Ne diyorsun lan sen? Pezevenk kim katil lan? Gösteririm sana ben katil. Köpek! Deniz Hanım. Deniz Hanım. Şaka şaka. Güzel şakaydı. Mesleğinizi çok seviyorsunuz değil mi? Evet. Psikiyatrist olmak uzun yıllardır hayalimdi. Anneniz yüzünden herhalde. Evet, annem hasta. Peki babanız? Babam ben doğmadan evvel bir trafik kazasında ölmüş, yani hiç tanımadım. Sizi kim büyüttü peki? Dayımla yengem.
Onları da 5 sene evvel bir trafik kazasında kaybettik. Başınız sağ olsun. Teşekkür ederim. Annem de uzun yıllar hasta olduğu için 5-6 yıl hastanelerde, kliniklerde tedavi görmüş. Sonra dayımla yengem yanına almışlar annemi. Annenizden bahsederken gözlerinizin içi gülüyor. Seviyorum onu. Hayattaki tek varlığım annem. Affedersiniz ama bunların konuyla ne alakası var? Hiçbir alakası yok. Kişisel bir merak sadece. Cemil, senin soracağın bir şey yoksa şimdilik bu kadar. Peki. Teşekkür ederim. İyi günler. Size de. Ne oldu? İfadeni aldılar mı? Evet, çalıştığım yerlerden sordular. Seni bekliyorlar. Hiç sevmem böyle şeyleri. Kolay gelsin. Siz kaç senedir bu hastanedesiniz? 3. 3 sene boyunca. 2 yılda stajım var, 5 yıl toplam. Peki hiç bu süre zarfında şiddete eğilimli hastalarla karşılaştınız mı? Evet, zaman zaman ama hiç böylesini görmemiştim. Kesici aletlerle birbirlerine zarar verdiler mi? Evet. Ama bu kadar, dediğim gibi, bu kadar şiddetlisini görmemiştim. Anladım. Peki şüphelendiğiniz bir personel ya da hasta var mı? Thank you.
Hastanede iki tane şüpheli ölüm vakası var. Böyle bir ihmali nasıl yaparsınız anlamıyorum. Burası hastane mi yoksa tatil köyü mü belli değil. Kim akıllı kim deli birbirine karıştı be. Kendinize çeki düzen verin. Yoksa ben ne yapacağımı biliyorum. Amirim, bütün gün boyunca bir arpa boyu yol alamadık. Elma yer misin? Peki, nasıl gidiyor yol çalışmaları? Çalışmalar devam ediyormuş da amirim. Bizim yoldan çok telefona ihtiyacımız var. Ben yatıyorum. Amirim, ışık sizi rahatsız etmez değil mi? Ben biraz çalışacağım da. Çalış, çalış. Alo. Tüm personel hazır komiserim. Teşekkür ederim başhekimim. Başlayabilirsiniz. Tabii sizler şimdi niye burada olduğunuzu merak ediyorsunuz. Bu sabah banyoda bir ceset daha bulundu. Cesedi Sadık bulmuş. 205A koğuşunda kalan hastalarımızdan biri. Artık olaylar bizi aştı. Bir çözüm bulmak gerekiyor. Bu konuda başkomiserimiz bizi aydınlatacak. Bugüne kadar olan meslek hayatımda birçok cinayet gördüm ama böylesine hiç rastlamadım. Hasta boğazı kesilerek ve genital organları alınarak öldürülmüş. Ve organlar ortada yok. Şu andan itibaren hastanede sıkı yönetim ilan edildi. Tüm kesici aletler toplanıp bize verilecek. Bu aletlere ihtiyacı olanlar bunları bizden alacak. Ama aletlerin el değiştirmesi kesinlikle yasak. Hastanenin ışıkları gece gündüz sürekli yanık olacak. Katlarda hasta odaları kilitlenecek ve anahtarlar hemşirelere teslim edilecek. Benim söyleyeceklerim şimdilik bu kadar. Herkes görev yerine dönebilir. Teşekkür ediyorum. Tamam amirim.
Teşekkür ederim. Peki banyo yaptırdığınız hastanın başında beklemez misiniz? Ekseriyette bekliyoruz. Kaç senedir buradasınız? Ben 7 falan oldu herhalde. Görevinizi ihmal mi ettiniz? O esnada belki bir arkadaşımız lavaboya gitmiş olabilir. Anahtarlar sizde değil mi? Görmedim. Bugüne kadar olan bir şey değil bu. Şüphelendiğiniz, hareketlerinden şüphelendiğiniz bir doktor, bir hasta bakıcı, bir personel ya da bir hasta var mı? Dikkatinizi çeken. Bakın ben bilmiyorum. Burası hastane. Böyle şeyler de olmazdı. Dediğim gibi yani onlar önce bana haber verirler çünkü ben başhekimim. Tabii ki ben de size bilgi verdim hemen ardından. Burada pek öldürecek bir hasta yok yani. Onun için kimin ne yapmış bilemem yani. Benim yetkimle hareket ederim. Anladım. Sadık iyi bir elemanımızdır. Peki cinayeti fark ettiklerinde siz o koridorda mıydınız? Hayır, üst kattaydım. Ama sonuç olarak bu sizin işiniz, benim işim değil. Ben bir hekimim. Polis olan sizsiniz. Ortada bir cinayet var. Bir hastalığı araştırmıyoruz beyefendi. Gözlerin oyulması ve genital organların kesilmesi birkaç olasılığı gündeme getiriyor. Bir kere göz oyulmasında intikam var gibi. Kurbanın gözlerini oyarak zihninde kalan son görüntü olmak istemiş olabilir. Bu hastalarla derhal görüşmek istiyorum. İlginç. Devam et. Peki ya erkeklik organları? Katil ya iktidarsızdır ve kendini güçlü kılmak için kesiyordur. Hastalardan biri bu. Bu da yapmış olamaz değil mi? Niçin ondan şüphelendiniz? Çünkü katilin erkeklik organlarıyla bir derdi olduğu çok açık. Ve bu hastanın dosyasında da iktidarsız olduğu yazıyor. Sürekli ilaç alıyor, kıpırdayamaz. İlaçlar aksamış olamaz mı peki? Gördüğünüz gibi hepsi bağlı. Kapıda bir hasta bakıcı sürekli nöbet tutar. Ya da tecavüze uğramıştır ve bu hınçla kesiyordur amirim. Ne kadar zamandır bu durumda? 10 yıldır. Katatonik şizofren. Daha önce bir hasta bakıcının tecavüzüne uğramış. Tamamen hareketsiz. Aferin lan akademili. Demek elimizde bir de tecet hastası var. Gidip onu da görelim isterseniz. Buyurun. Tecritte olmasa haklı olabilirsiniz. Evet, geçmişinde tecavüz, cinayet var ama durumunu görüyorsunuz. Geçen gün kaçmış ama. O bir ihmal. İlk kez oldu ve kısa sürede yakalandı. Ya bir daha olursa? O günden beridir gözetim altında. Gördün mü? Boşuna heyecanlanmışsın. Hadi işimize bakalım. Söyle bakalım, katil kadın mı erkek mi? Vallahi her ikisi de olabilir amcım. Thank you.
var ne yok bakalım? Bir hastane dolusu deli. Bir avuç doktor ve personel, bir sürü uyuşturucu ilaç, kesici alet, kapalı bir yol, kesik atlar ve boktan bir meslekten başka hiçbir şey yok amirim. Demek sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sıfır bile değil. Eksi deyiz amirim. Saldım. Vallahi ne varsa genetikte var. Ya bir gün gelecek, DNA bize ne zaman öleceğimizi bile söyleyecek. Amirim 3'te 3 oldu. Bu katil bizimle dalga geçmeye başladı. Peki ortak noktalar nedir? 40 yaşın üstünde olmaları, erkek olmaları ve genital organlarının kesilip alınması ve tabii ki hasta olmaları. Şimdi ben tüm personelle tek tek görüşeceğim, notlar alacağım. Sen de şu tehlikeli hastalarla ve diğer personel dosyalarıyla iyice bir haşır neşir ol, tamam mı? Ha bir de neydi lan o, psikokiri. Onu bir kullan bakalım, ortak bir de profil çıkart. Emredersiniz abi. Olay anında gözünüze olağan dışı bir şey çarptı mı? Zamandır mı bu hastanede çalışıyorsun? 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl.
Gerçekten böyle mi düşünüyorsunuz? Evet. Aynen öyle. Sıradaki kurbanın ben olduğumu söylüyorsunuz. %50 ihtimalle evet. Ama öldürülenlerin hepsi hastaydı. Bakın, katil, doktor, hasta ya da hasta bakıcı diye seçim yapmıyor. İlk üç kurbanın hasta olması bir tesadüf sadece. Ve sıradaki kurbanlardan biri olma ihtimaliniz de çok yüksek. Çünkü hem yaşınız, hem cinsiyetiniz, hem de geçmişiniz diğer kurbanlarla benzeşiyor. İlk %50 ben olduğuma göre, ikincisi kim? Bakın, Cemil anlattı. Katil kurbanlarını bu hastanede 29 yıl ve daha fazla yaşamışlar arasından seçiyor. Ve elimizde iki tane örnek kaldı. Bunlardan biri sizsiniz, diğeri de... Tecrit hastası. Aynen öyle. Bu akşam ben sizi takip edeceğim. Cemil de tecrit hastasını. Yani kısaca pusu kuracağız. Sıkıldım, biraz yürüyeceğim. Bu saatte. Evet, bu saatte. Yapacak önemli işlerim var. Benim de. Korkmuyor musun burada böyle? Korkacak kimse yok. Bence sen artık yat. Thank you.
Söz etmeniz gereken durumlar olabilir doktor hanım. Ders vermek için. Bunlar eski adli hastalar, saldırganlardı. Bir nevi uyutuyoruz. Daha önce hiç böyle bir uygulama görmemiştim. Onların bize yaşattıklarını onlara da yaşatmak için, insan olmayı öğretmek için doktorlarımıza bazı dersler verelim dedik. Hasta olmak ne demekmiş öğrensinler istedik. Elektrokonvülsif terapi. Çok çarpıcı sonuçlar verdi. Ben başhekim Metin Aslan. Hayat onların gözüyle bakmayı beceremiyorsunuz ki. 30 yıldır bu hastanedeyim. Benim de ideallerim vardı. Kendini normal sananlar herhalde. Biz kobay değiliz ki. İnsanız biz. Belki normal değiliz. Ama kim normal ki? Siz bizim burada neler yaşadığımızı nereden bileceksiniz? İntihar vakası bildirecektim. Tepedeki hastanede. Ben başhekim Metin Aslan. Sonunda kontrolü ele almak zorunda kaldık. Kendilerine zarar verdiler. İzler ondan. Oh,
Annem, beni duyuyorsun biliyorum. Bugün senin de yürüdüğün koridorlarda dolaştım. Yattığın odayı gördüm. Şimdi seni herkesten daha iyi anlıyorum. 29 sene sonra bu hastaneye bizi parçalayan geçmişimizden intikam almaya geldim. Onu bulacağım anne. Gözlerinin içine bakacağım. İlk ve son kez baba diyeceğim ona. Varoluş sebebimi de söküp alacağım ondan. İşte o zaman huzura kavuşacağız anne. Hayata yeniden başlayacağız. Kendinden başka korkacak kimse yok. Değil mi anne? Hasan Efendi, lütfen hastayı odasına götürün.